Herkese selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve Twisted Tower'ın şu anda tekrardan 200. savaşına geldim ben. Ya geldim derken 192'deyim şu an ama bugün 200'ü göreceğiz hızlı bir şekilde. Hemen hızlı bir şekilde geçelim oraya. 200'ü gördüğümüzde farklı bir takım denemesi yapmaya çalışacağım. Ne kadar işe yarayacak bilmiyorum. 200'deki karakteri de hatırlamadığım için. Bakalım bir karakter sokacağım oyuna. İş yapıyor mu yapmıyor mu beraber bir deneyelim istiyorum onu. İstiyorum. Yani hem diğer kuleler için falan da bu iyi olacaktır. Elimizden geldiği kadarıyla hepsini şey yapmaya çalışırız. Şöyle bir al kanka. Şimdi siz can yeniliyorsunuz ama çok güçsüzsünüz. Fatal'dakiler bu arada bayağı bir zorlamaya başladılar. Şu anda Fatal'ın neresindeyim? Siz bunu izlerken 200'e muhtemelen gelmiş olurum ben ama can çekişe çekişe tabii ki. Hala çok fazla zorlayabiliyor abi Fatal. Çok fazla yorabiliyor. Bunu attı maalesef. Şuna bir geçeyim ben, o çok uyuz bir şey çünkü. Şöyle bir al bakalım. Bu arada kritik vurursak tatlı olur da çok da fazla vuramadık. Bir tane vurduk. Bu sefer iki tane vurduk, öldürdük abi. Tamam, kaballa şöyle bir girelim. Tak tak yapayım sana kanka. Seni eliyoruz. Buraları artık çok rahat geçiyorum. Otomatik savaşla bile geçebiliyor buraları. Yendik burayı da. Tamam. Hallettik. 192 falan zaten buralar çok kolay. Rahat rahat halledebileceğiniz kısımlar. Ki siz bunu izlerken bir bakayım ben. Evet, siz bunu izlerken ben 200'ü bitirmiş bile olabilirim Fatal'da. Çünkü yani bayağı bir şey olacak. Nasıl derler? Bunu bayağı bir sonraya atmış oluyorum ben gerçi. Çünkü video sırası şu an çok yoğun. Aşırı yoğun bir sıra var. Onu nasıl bilmiyorum ya. Vallahi bayağı bir şu an yoğunlaştı aslına bakarsanız. Günlük 2 video yüklemesi sıkıntı oluyor. Ya şey sıkıntı değil. Videoyu çekmek sıkıntı değil. Renderlamak sıkıntı değil. İnternet yetişmiyor abi. İnternetim iyi olmadığı için yani 4 megabit ile 7 megabit arasında upload alıyorum. Genelde 4 oluyor. Yetişmiyor. Videolar 10 GB falan. Bir tanesi 10 GB. Bir video 2,5 saat civarı sürdüğü için gün içerisinde de yükleme yapamıyorum. Sabaha kadar ne kadar yüklerse. Şu arada maalesef yan kanalda sürekli oyun yüklemem gerektiği için o yan kanalınkiler yani 25-30 GB tutuyor. Çünkü Witcher'ı çekiyorum mesela. Witcher anasını satayım 2 saat çekiyorum. 2 saat çektiğim için 1080p 60 FPS olunca yaklaşık 20.000 15.000 bit arasında çekiyorum. Çok sıkıntı oluyor. Yani çok yüksek oluyor. O yüzden sıkıntı bir tık. Şimdi 195'e mi geçiyoruz lan biz? Galiba. 92, 93, 94 gerçi aynen. Tamam, burası sıkıntı ya. Buralar çok kolay ya. Buraları hani şimdi herkes halleder dediğimde şey anlamışlar abi. Mesela geçen Shao Kahn şeyi geldi ya. Nedir o? Relikant geldi. Diyorum ki burayı herkes yapar. Yeni başladıysanız bir şey beklemeyin ama. Adam yeni başlamış. Diyor ki bir tane Netherrealm karakterim var. Ben geçemiyorum. Herkes yapar dedi. Lan yeni başladıysan zaten geçeme. Hani oyun o kadar kolay olmasın zaten ya abi. Hani tamam, bu kadar zor olması da birazcık şey. Fatal'ın bu kadar zor olması. Gerçi bu kadar zor değil. Bitirebiliyorsak zor değil abi. Yani bitiremesek belki bilmiyorum. Ben şu takımla bitiriyorsam sıkıntı yok demektir. Mortal Kombat 11 takımını yapmak inanılmaz inanılmaz zor değil yani. Hani zor evet ama inanılmaz zor değil abi. Halledilebiliyor. Şöyle bir geçeyim canısı. Tamam. Vuralım bakalım. Blokta kalalım şöyle. Tamam, freeze'ini blokladık bunun. Uf, çok fazla vurduk bu arada. Scorpion şu ara çok güçlendi. Saldırısı falan bayağı iyi. Zaten Fatal'da 200'ü aldığımızda bir daha epic ekipmanı güncellenmiş olacak. Yani bunlar gerçi fullendi bende ya. Artık bayağıdır çıkıyor bunlar ama hepsi onun CR'im oldu abi. Rare equipment düşmüyor. Bayağı hani şu an hepsi 3. rare'ların. O yüzden 4 de var gerçi. Bir tane 4 de var. 195'e geldik. Unblockable gelmiş. Yani artık bu kısım yani kule burayı galiba bir kere daha bitirebileceğiz. Ondan sonra da bitiyor abi. Şu an ben kaçıncıyı bitiriyorum? 4 veya 5.yi bitiriyor olmam lazım. Öyle olması gerekiyor. 5. muhtemelen. 6 kere falan bitirebileceğiz işte. İyi yani. Fatal'ı 3 kere bitirebileceğim ben. Maalesef 4 kere değil. Fatal için çok fazla şey yapmak gerekiyor. Savaş kaybetmeden ilerlemek gerekiyor. Ben maalesef abi 200. savaşta falan 15 savaş harcıyorum. Yani 180'de kaç savaş harcadım? 4 savaş harcadım. Fatal'ın 180'inde. Bu da çok abi. Hani gerçekten iyi değil. Çünkü Jade'i öldürene kadar, yani Mortal Kombat 11 takım olduğu için ben de Jade'i öldürene kadar Gold takımla idare ettim. O da birazcık şey yaptı. Yordu. O yüzden şey oldu abi, sıkıntı oldu azıcık. Beacon attı ama şunu atayım ben sana, direkt öldüm zaten. Hiçbir şekilde basmam bir anlamı yok. Misledin lan onu. Vay anasını, garip. Abi basamıyor ki karakter, can basamıyor karşımda. Öldürücü de bu arada çok vuruyoruz.
Yapacağım takımda öldürücü vuran bir karakter olacak bu arada. Yine altın takım tabii ki. Altın takımla ilerliyor olacağız. Bakalım abi. İnşallah çok güzel olacak diye düşünüyorum. Şöyle bir devam edelim. Hadi bakalım hacı. Valla şu aralar güzel abi. Hani oyundan gerçekten keyif aldığımı söyleyebilirim bu aralar. Çünkü sürekli bir yenilik var. İşte sürekli kule geliyor, o geliyor. Relic Hunt getiriyorlar. İşte üstüne bir reptal gelse falan çok çok tatlı olur. İşte Shang Tsung'u çıkardılar bilmem ne falan. Bir sürü şey oldu. Hani üst üste etkinlik ne bileyim. İlgileniyorlar yani birazcık birazcık. Eskiden şimdi böyle değildi, yalan söylemeyeyim. Şimdi Mortal Kombat'ın bir karakteri falan çıkıyordu. Sonra karakter çok geç geliyordu abi. Yavaş yani karakterler yavaş çıkıyordu ama yavaş çıkmasından yani yavaş çıkmasını şeyle telafi ediyorlardı. Alabiliyordunuz. Diamond karakter bile gelse size paketle veriyorlardı orada bu alma şansını. Bir şekilde alabiliyordunuz ve şey yapıyordu yani. Resurrection var ama çok önemli değil abi. Yani hiçbir şey fark etmeyecek. Zaten tekleyeceğiz vurduğumuzu. Deathmark bu arada şu anda aktif değil bildiğim kadarıyla bende. Aktifmiş abi. Deathmark varmış. İyi. Deathmark genelde artık çok fazla kullanmıyorum. Yeni bir talents yaptım. Onu da size gösterebilirim birazdan. Zaten talents'ı şey yaparım. Talents kısmına geçerim. Şu an kullandığım talents değil bu arada. Yeni bir talents ayarladım. Orayı siz de yapabilirsiniz. Deathmark'ı her zaman kullanmıyorum. Farklı farklı talents'lar ayarlama çalışıyorum. Artık 10-15 tane farklı talents kullanacağım ki her karakter farklı şekilde etkilesin. Şimdi kullanacağım şey de bu arada Johnny Cage'in şeyi kalmış üstünde de tamam önemli değil. Johnny Cage'den birazdan geçeceğiz. Yine Johnny Cage olacak takımımızda. 197'ye geldik bu arada. Şunları yenileyelim. Tamam kanka. 97, 98, 99. 3 savaş sonra 200'deyiz. Ve rahat bir şekilde ilerleyeceğiz zaten. Normal kuleyi yani 4-5 ay boyunca yapacağınız şeyle bir geçemeyebilirsiniz abi. Fatal için hatta 7-8 ay gibi bir süre alabilir Fatal'ı tamamlamak. Yani altın takımla Fatal tamamlanır mı? Tamamlanabilir. Ama ıkın akına tamamlarsınız ki zaten elmas takımlarla da ıkın akına tamamlanıyor genelde. Ya, çok iyi takımlarınız varsa tabii ki sinerji yaratan işte Strike Force takım falan iş yapıyor. Mortal Kombat 11 takımından bence çok çok daha iyi bir takım Strike Force takımı. İşte klasik takımı aynı şekilde çok fazla iş yapabiliyor. Soul Crusher'da çok denemedim. Bilmiyorum o yüzden. Ama bu takımlar iş yapıyor yani. Mortal Kombat 11 takımı şu anda sinerji oluşturan çok iyi takımlardan değil. Bilginiz olsun. Yani çok çok güçlü bir takım değil. Orta derecede güçlü. Daha güçlü takımlar kesinlikle var abi. Şimdik 198 enrage geldi ama çok da sıkıntı değil. Öküz gibi bunlar şey yapacak, güç dolduracak. Ulan bu arada manyak gibi acıktım ya. Şu an bugün çektiğim 4. video bu. Bir de 15'er dakika arayla çekiyorum. Yani birazcık yorucu oldu. Bunu izlerken falan zaten Mortal Kombat 11 ile Mortal Kombat 11'den çıktım. Uzun sürüyor orası da birazcık. Emre Tardar kanalının videoları zaten 45 dakikadan aşağı değil. Genelinde değil yani 40-45 dakika. Hatta 1 saat 45 dakika bazen. Kabal bu arada bizi kurtardı. Bu yüzden şey yaptık abi. Canımıza rahat rahat fullüyor zaten. Vampirizm şeyi olduğu için. Geçiyorum abi. Atsın yeteneği önemli değil. Bunu bir atalım kankama. Yalnız öldürdük zaten abi ya. Efekte sokmayacağım o yüzden direkt öldürmek için %5 ile vurdum. Çünkü yeteneğini atıyor. Atmadı tam 2 atmış. Kör ediyor musun sen? Yok etmiyormuşsun. Bon shield'ımızı kullandık. Şöyle bir vuralım bakalım kankama. Güzel abi. 199'a geçiyoruz. Normalde Mortal Kombat 11 takımıyla galiba 200'ü bilmiyorum. 2 savaşta geçer miyim? 2 savaşta geçemeyebilirim ama 3 savaşta geçerim galiba. Ama şimdi daha fazla harcayacağız. Altın takım kullanacağız çünkü. Sırf şeyi görün istiyorum abi. Diamond takıma muhtaç değilsiniz. Normal kuleyi tamamlamak için. Hatta Fatal'la bile muhtaç değilsiniz. Sadece daha fazla uğraşırsınız o kadar. Başka hiçbir zorluğu yok. Emin olun hani buna. Sabırlı olmak lazım. Şimdi sinir krizi geçirmek tabii ben çok geçiriyorum. Oynarken Fatal'da özellikle ilk bitirişimde kafayı yedim. 160'da var ya. 160'ı bu arada bu sefer çok kolay geçtim. 3 savaşta falan geçtim. Gene Cold War Sub-Zero sonuncuya kaldı ama Fatal şey Epic ekipman geldiği için artık birazcık daha rahatız. Epic ekipmana da bu arada bitirmek için ihtiyacınız yok. Ben ilk Fatal'ı bitirdim. Epic ekipmanım yoktu. Ekipmanlarım falan da 10. evrim değildi abi. Yani Rare'larım falan 2. evrim, 1. evrim işte. Normal ekipmanlarım 7-8 o seviyedeydi. Fatal kule şey normal kuleyi 2. kez bitiriyordum ben Fatal gelene kadar. Ki 2 kere eksiğim vardı yani 2 kere daha bitirmiş olabilirdim. Bilginiz olsun. Fatal'ı bitirdiğimde şey değildi yani. Bunu bu arada bu attı. Atsın abi önemli değil. Hiç fark etmiyor bize. Şöyle bir atalım. Kankacım. Sana şunu bir bırakıyorum. Zaten ölmüşsün ama
Yine de biz atalım abi. Belki bir öldürücü vuruş yaparız. 136.000 arada bir tane kaynadı. Kritik de öldürücü değildi. Scorpion'un bu arada birinci yeteneğiyle 850.000 civarı vurduğunu gördüm. Şu anda. Hem öldüreceğim kritik girdiğinde 850.000'i bile görebiliyor. Hasar yönünden zaten maksimumda şu an. Epic var. Üstüne iki tane rare saldırı ekipmanı var. Yüzük ve şey olmak üzere. Silah olmak üzere. Şimdilik bakın şuradan Kule Gold 5. Şunu ayarladım abi. Takım bu. Bunu ayarlamadan önce talents'ımızı değiştireceğiz. Şimdi genelde kulede kullandığım Diamond takımı için talents'ı da göstereyim size. Şurada Kule Support Diamond yazdım abi. Şunu kullanıyorum. Yani saldırıdan bu kısımda kullanıyorum sadece. Şöyle bir şey yapalım. Burayı mecburen alıyorum. Yine Revenant çok fazla çalışmıyor ama kulede olsun abi. Bu kısımlar yine iş yapıyor. Bilginiz olsun. Spec Ops Tactics ile birlikte %20 daha fazla power generation'ımız oluyor ve az daha güç daha az harcıyoruz. Üçüncü yeteneği bazen kullanıyorum abi. Bunu kullanmayabilirsiniz. Buradan daha güzel şeyler yapılabilir. Focused falan aynı şekilde iş yapabilir. Şimdilik bunu ayarladım. Ben üçüncü yeteneği kullandığımda Scorpion'la birlikte daha fazla güç kalsın diye uğraşıyorum ki otomatik savaşta zaten üçüncü yeteneğe kadar gidiyor bazen. İşime yarıyor. Şimdilik onu yaptım. Yine değişimi sokabiliriz. Orasına bakarız. Şimdilik karşı takım şu anda Elder God ama bizim Elder God şeyimiz yok. Netherrealm var ve zaten Joker Nomad olduğu için Nomad'e karşı galiba her sınıf sayılıyor diye biliyorum ama inşallah şey olmaz. Cosplay JQBrix burada çok fazla iş yapmayacak gibi duruyor ama Netherrealm Mortal Kombat 11 Noob Saibot'u da öldürebiliriz. Yine işimize yarayacaktır. Talents'ımızı bu arada değiştirmedik. Kulenin Talents'ını Gold'larda kullandım. Talents'ı da göstereyim size. Kule Gold şunu kullanıyorum abi. Bunları yine açıyorum. Buradan bunları kullanıyorum. Buradan da bunlar weak point atakla snare bırakabiliyoruz. Bilginiz olsun. İşimize yarıyor aynı şekilde. Twisted Tower'a bir geçiş yapalım bakalım. Elder God'lara karşı Cosplayer Kubrick'sin saldırı gücü yok diye biliyorum. Bakalım şöyle bir pasifinde olmaması lazım. Aynen abi. Elder God'lara maalesef yapacak çok bir şeyimiz yok. Raiden'a o yüzden çok fazla bir şey yapamayacağız. Çok da önemli değil. İnanın bana çok da önemli değil. Onu olmadı şeyle indiririz. Johnny Cage ile indiririz. Epic ekipmanı şu an Cosplay JQBrix'e verdim. O çünkü Spec Ops ve aynı zamanda Block Breaker'ımız da olacak onunla birlikte. Maximum hasar şu an Cosplay'de. Bakalım hangisini seçeceğimizi göreceğiz. Netherrealm'lere karşı VS atacağım bu arada. Öldürücü vuruş yapanı seçeceğim. Hangisiydi o hatırlamıyorum ama şu an bir dakika Spec Ops, Martial Arts. Netherrealm nerede abicim? Gözüm görmüyor. Vampirizm değil. Şu abi. Öldürücü vuruş yapabilmek istiyorum ben. Şu an kalkanı var. Farkındayım. Kalkanını şimdilik kıramayacağız. Ona çok bir şey yapamayacağız. Block Breaker'ımız çalışıyor yine. Tremor şeyiyle giriyorum ki şöyle bir atalım. Tamam. Stun atabileceğiz. Bu da güzel bir olay. Aslında stun şeyini seçebilirdik. Şöyle bir geçelim abi. Şeyini bitirdi. Bunun bitirici komboları gerek. Evet abi öldürdü direkt. Yapacak bir şey yok bu duruma. Yapacak hiçbir şey yok bu duruma. Şöyle bir. Bu çıkacak bu arada. Çıkması benim için daha iyi açıkçası. Şöyle bir yapalım. Tamam. Çık kanka. Tamam çıktı. Nomad olduğu için Joker'in şu anda şey belli değil zaten. İnşallah Netherrealm'dir diyelim ve dua edelim abi. Şöyle bir geçelim. Ama geçtiğim anda Johnny Cage geri döndü. O birazcık üzdü tabi. Çıkamıyorum. Çıkamadım abi. İkimiz de karşılıklı Striker yedik lan. Ne kadar saçma. Neyse tamam. O Striker'ı bir daha yedi. Şöyle bir ikinci teneğimizi bir atalım bakalım. Şöyle bakalım ne kadar hasar çıkartabiliyoruz. %84 ile birlikte 137.000. Çok fazla vuramadık. Öldürücü vuruş yapamadık çünkü. Ama yine de iş yapacak bir karakter bence. Bilmiyorum abi. Ben güzel olduğunu düşünüyorum. İkinci teneğimizle birlikte özellikle stun bırakıyoruz. Stun da çok çok fazla bulunan bir şey değil. Şöyle bir geçelim tekrardan. Şunu atayım ben sana kanka. Bakalım kalkanım varken ne kadar yiyeceksin. 30.000 artı kaç bin vuruyoruz? 60.000. Şu an kritik vurduk ikisinde. Güzel oldu. Bir yandan tatlı oldu. Johnny Cage'e bu arada geçelim. Şöyle bir atayım ben sana kanka. Bir snare yapıştırırsak sana aslında güzel olur. Johnny Cage'den perma bir şekilde şey yapabiliyoruz. Yetenek spamlayabiliyoruz. Bu da karakterin güzelliği zaten. Şöyle kalkanı bitti bu arada. O yüzden birazcık daha rahat olacağız. Bir combo attığı gibi ama beni öldürür. Böyle bir aksiliği var bu olayın. Şöyle bir devam edelim. Çok güzel abi. Bayağı indirdik canını. Şimdilik böyle. Şöyle bir devam edeyim. Abi düz falan ne kadar vurduğuna baksanıza karakterin. Bence çok güzel hasarı var ya. Gerçekten çok tatlı. 36.000 falan vuruyor bak. Tatlı hasarlar bunlar. Şöyle bir devam edelim kanka. Sen bu arada ne kadar hızlı doldurdun lan yeteneklerini. Aa işte bunun bir combo şeyi çok kötü ya. Çok sıkıntı abi. Lanet bir combo şeyleri var. Şöyle snare'ı bu arada bir kere daha atmamız gerekiyor. İnşallah atabiliriz. Şey yapmayalım. Ah bu sefer değdi mi ki?
Değmemiş abi. Maalesef kötü attım. Bir sineğe yapıştırmamız lazım. Tekrarlamamız lazım sineğe. Ya tekrarladık. Çok güzel abi. Şöyle bir atalım. Şunu bir daha atayım. Tamam, blokta kaldı. Önemli değil. Çok da sıkıntı değil bu durum. Şöyle atalım. Bunu atmamam lazımdı bu arada. Evet. Bunu dikkatsizlikle yapıyorum. Brutality yedik bu arada. Tamam. Sıkıntı yok. İlk savaşta bu kadar indirdik. Zaten dediğim gibi deneme takımı. Hani daha güzel boss'ta çok daha fazla iş yapabilecek bir takım bu. Bilginiz olsun. Outlord gelir işte. Netherrealm yerine mesela şey gelir. Elder God yerine farklı bir boss gelir. Elder God şu an sınıfı maalesef şeyde yok. JQ Briggs aslında onu getirmeleri lazım da mantıken. Getirmemişler. Karakterin bir güncelleme alıp yani 35 tane outlord vermek yerine mesela Netherrealm'i kullanmak gerekiyor. Cybot şu an oyuna girmediği için çok fazla bir hasar çıkartamadık maalesef. Daha güzel olacak ama emin olun daha güzel olacak abi. Daha fazla hasarlar çıkartacağız. Şöyle bir devam edelim bakalım. Yani Johnny Cage'in birinci tenini çok da iyi kullandığımı söyleyemem. Kaydırmayı sola doğru olanı yapmamam lazım aslına bakarsanız ama sola ve aşağı doğru olanı yapmamak gerekiyor. Daha rahat oluyor bir türlü. Yani daha fazla şey yapabiliyoruz. Direkt öldürdün mü? Yok. 162.000'de kaldık. Ama Raiden sürekli gücümüz denemiyor ve öldürdü abi karakteri. Maalesef. Şöyle bir devam edeyim. Yani. Bu sıkıntı bir olay. Harbiden sıkıntı. Bu arada bitirici combo da yemiyor karakter. Şunu atabiliyoruz. Üst tarafa attığımızda bir sıkıntı olmuyor genelinde. Tamam, çıkmaya çalışıyor. Sola doğru atmayacağım. Devam edeceğim abi. Tamam. Johnny Cage'in aslında stun bokunu kullanabiliriz bak. Bu iş yapabilecek bir şey. Yani. Sağa doğru onu da atalım hadi. Sol sağa atalım da yukarı veya aşağı olması lazım. O sıkıntı çıkartıyordu. Çıkmaya gene çalışacak aynen. Şöyle bir atayım. Bir snare yapıştırırsak burada çok tatlı olurdu ama maalesef yapıştıramadık abi. Üst tarafı olanı atmasam daha iyi aslına bakarsanız. Tamam. Joker 179 yanda. Yine aynı şekilde bu arada örmeke mi geçelim? Örmeke geçelim abi. Vampirizm atmamıza gerek yok ya. Ben öldürücü vuruş atabilmek istiyorum. Bu arada öldürücü vuruş bir tane attık galiba az önce. 25.000 vurduğumuz öldürücü olması lazım. Joker birazcık sıkıntı biçer. Block Breaker'ı var mı ikinci yeteneğinde bilmiyorum. Cosplay JQ Briggs'in. 210.000 vurduk abi, görüyorsunuz değil mi? Sadece bir vuruşumuz 210.000'di. Bakalım ne kadar vurabilecek. 141.000, ah be. Öldürücü vuruş atsak mesela orada. Bence bilmiyorum, 800.000 lira falan görme ihtimali var diye düşünüyorum ama. Olsun. Bir snare yapıştırsak buna da güzel olur bu arada. Şöyle atalım. Şunu vuralım. Ah be. Tamam abi, Power Drain falan yedi ama. Maalesef snare yemedi, o yüzden çok da bir şey değiştirmeyecek bu durum. Tamam. JQ Briggs de bu arada verdi gücü. Tekrardan geçiyorum ona. Ya sürekli karakter değiştirmeleri çok sıkıntı. Çünkü kalkan yenilemeler alıyorlar. Bu da birazcık yoruyor bizi. Tamam. 9100 falan vuruyor abi karakter. Öldürme ama. Öldürdü. Ona hatta 2100 canımız var. Birazcık daha vuralım abi. Ya niye vurmayalım değil mi? Böyle birinci tine atsam olurdu ama neyse tamam. Sonunda Cybot'u gördük bu arada. Yeni geldi köpek yavrusu. Baya baya bir sonuna geldi abi. Tamam. Şöyle bir vuralım. Devam. Güzel. Snare yapıştıramıyoruz. Şansımıza sıçayım. Çıkmaya çalışıyor. Çıkmasını engelleyebileceğiz mi? Engelleyemedik abi. Maalesef. Şanssızlık ya. Şöyle bir daha çıktı abi. Joker peki kalacak mı? Lan bari birisi snare yesin ya. Kimse snare yemediği için öldüremiyoruz da karakterleri. Bu da sıkıntı yaratıyor abi. Şöyle bir atayım. Blokta kaldı. Hay şansıma. Tamam. Böyle, ah bunu atmam lazım işte. Abi şu aşağı kaydırmayı yapmamak lazım Johnny Cage'de ya. Gerçekten bakın yapmayın siz de. Çünkü sıkıntı yaratıyor. Bak aşağı kaydırmayı yapmayacağım. Çıktı, gene çıkacak zaten. O çıkmasına yapacağımız bir şey yok. Kombomu nasıl bölüyorsun sen ya? Vallahi sinir oluyorum sana. Tamam, ikinci savaşımız bu. Bakalım 5 savaşta geçersek bence çok tatlı, çok iyi. Deneme takımı çünkü. Karşı bosslar dediğim gibi şu an sınıf 2 tane bonus, aslında sınıfımız yok. Cosplay JQ Briggs'te bu birazcık sıkıntı ama öldürücü vuruş şansı beni çok cezbeden bir şans. Çünkü çok çok zor elde edilebilen bir şans o. Kolay bulunmuyor. Gerçekten çok zor. Ve öldürücü vuruş çok absürt hasarlar çıkartabiliyor. Hem öldürücü hem kritik vurduğunuzda var ya, ağzına sıçıyorsunuz yani. İnanılmaz fazla hasarlar çıkartıyor. Bakın az önce kritikle 30.000 vurduğumuza öldürücüyle 210.000 vurduk. 7 katını attı abi. 7 kat ne demek lan? Çok fazla ya. Yine buna verdi, tamam. De bunu çok çabuk öldürüyorlar ya. Valla karakter dayanamıyor. Abi baksana. Köpek gibi atıyor Raiden. Yani güç yenilemesi bunda işe yaramıyor gibi bir şey. Çok hantal karakter ya. İki de aynı şekilde duruyor. Fark ettiniz değil mi abi? Şu üste vuruş yapabiliriz bu arada. Bunda çok fazla bir şey olmuyor. Alta vuruşu yapmayacağım. Çünkü sıkıntı yaratıyor. Şu bu, şey yaparsak bir snare. Tamam, çok güzel. Raiden köpeğinden galiba kurtuluyoruz abi. Hem güç emilimi gidecek hem de yana kaydırmayı yapabiliriz bu arada. Yana kaydırmayı normalde yapmıyordum da şu an biraz daha iyi gibi.
Güzel. Bir tanesinden kurtuluyoruz. Şöyle bir geçeyim abi. Yine aynı şekilde öldürücü vuruş atabilmek istiyorum ben. Çünkü Nomad karakter bu. Her sınıfa dahil olması lazım. Öyle biliyorum. Şöyle bir al kanka. Öldürücü bu arada vurduk. Bakın ekranda yazdı. 120 bin vurduk. Kritikle sadece. Şöyle bir vuralım. Şöyle bir vuralım. Hadi be. Ah oğlum atamıyoruz ya. Atsak var ya abi. Neler neler yapacağız da. Şöyle bir geçeyim bu arada. Joker'i şu an %43 canda. Cybot bu arada canımızı bayağı bir sıkabilecek bir karakter. Yani yüzüğümüz olduğu için hasar çok fazla yemedik. Bir Snare'e bu arada Cybot'u usturtabiliriz. Yana kaydırmayı yapacağım. Şöyle. Bunu yapıyoruz burada. Tamam. Çok güzel abi. Hala Snare atamadık. Yani çok şanssız ya karakterler. Bu arada şu an bu Netherrealm kesinlikle atabilirdik ama maalesef şey oldu. Yine öldürücü vuruş attı. Bakın ekranda yazıyor öldürücü diye. Bu güzel bir olay. Tekleyecek mi? Bakayım. 192.000 vurdu abi ya. 194.000 vurdu. Şansıma sıçayım. Şanssızlık oldu birazcık. Yana kaydırmayı yapalım. Tamam. Şu an cripple yedik. Bu bok gibi olay. Harbiden bok gibi olay. Böyle bir devam edeyim. Elimden geldiği kadar löbür şeyleri yapmamaya çalışıyorum. Bitirici combo. Tamam üstü olan güzel oluyor. Şöyle bir devam edelim. Ama kanka artık yeter, sokacağım snare'ına ya. Benim birinci yeteneğim basılı bu arada, görüyorsunuz değil mi? 1 milyon falan vuruyor bu. 820 vurdu. Birinci yeteneğim basılıken salak oyun atmasına izin veriyor. Normalde Johnny Cage birinci yeteneğiyle hızlı bir şekilde çıkartabilmesi lazım. Birinci yetenek üçüncü yetenekten daha az efor sarf etmeli atma süresi olarak. Ama mal oyun olduğu için düzeltmemişler abi. Ya düzeltmeleri lazım yani. Şunu kim güncelliyor merak ediyorum ya. Hangi yazılımcı yani, hiç mi beyni yok acaba? Yani 10 IQ yazılımcıya çarpmışlar anasını satayım. Bu şey değil mi? İnternetten online yazılım 5 dakikada şey yapan yazılımcıyı getirmişler. Bakalım yine iyi bari buna verdi. Bu power generation'ı arttı şey yapıyor bu arada. Hızlı güçlü olduracak. Ama çok da önemli bir olay değil. Şöyle bir atayım canısı ben sana. Bakalım ne kadar vuracağız. Yani tatlı da hasar çıkartıyor aslına bakarsana. Bir de cripple yapıştırıyor. Bu güzel bir olay. Çok güzel bir olay hatta. Johnny Cage'e geçelim. Şu an 4. savaştayız galiba. Sinek geldi yine. Sokacağım seni yine şimdi artık ya. Vallahi var ya. Geri zekalı, bir de sadece kafamın etrafında geziyor. Ne kadar aptal varlıklarsınız ya sinekler. Lüzumsuzsunuz anasını satayım. Gerçi bunlar olmasa biz boku yiyoruz da. Dolaşım bunlar sağlıyor bir şeylerin aktarılmasını falan. Vitaminlerini şeylerini. Şunu al kanka. Şunu bir al. Öldürücü bu arada 2 kere falan vurduk abi. 3 kere vurduk. Of. Şu karakterin öldürücü vuruşuna bakın abi ya. Öldürme be. Heh tamam. Tamam. Güzel. Çok tatlı. 1 kere daha öldürücü vurduk. Bir kombada 1 kere. Bak 1 kere öldürücü vurduk. 1 kere daha vurabilecek miyiz? Vuramadık abi, olsun. Hadi ikinci yeteneğimizi bir atalım. Ama güç dolumu değişmiş. 1 kere daha öldürücü vurduk. Ulan çok tatlı olay şu ya. Vallahi çok tatlı olay şu. Öldü abi, bu karaktere geçmiş olsun. Tamam. Ona yapacak bir şeyimiz yok. Şöyle bir bakalım. Maksimum hasar 210.000 vurduk yine ilk girişte. Bakalım şunda ne kadar vuracağız. 240.000. Bu arada kritik hasarıydı. Şey hasar değildi o. Öldürücü vuruş değildi kesinlikle. Çok güzel hasarlar çıkartabiliyor karakter ya. Çok bayılıyorum abi. Güzel, harbiden güzel bir karakter. 3 dolumu değişti. Johnny Cage'de hemen başlayalım şöyle bir. Senin gücünü bir alalım canısı. Bir Snare'e yapıştık ama Snare'den bir boka yaramadığı zamanlarda geliyor anasını satayım. Şöyle vuralım. Güzel. Çok tatlı ilerliyoruz. Buna da öldürücü bayağı vuruyoruz ha. Valla bu da güzel vuruyor. Vurduk mu? Tamam. 4. savaştayız değil mi şu anda? Bakın ekstra bir şey yok, görüyorsunuz. Hepsi altın karakter abi. Hani herhangi bir öyle aşırı bir zorluğu yok. 120 bin hadi oğlum, bir öldürücü vuruş vur be. Hadi vur. Vurmadı abi. Maalesef. 140.000, 240.000'in 7 kat desek valla inanılmaz hasarlar çıkartabilir ha. Gerçekten çok absürt hasarlar vurabilecek bir karakter. O yüzden bence Hellspawn Scorpion geliyor. Güzel karakter mi? Eh işte. İyi. Abi Diamond alacağımızı unuttum bu arada ben ya. Valla unuttum. Aklıma gelmemişti o. Güzel abi. İyi ilerledik yine. Çok güzel bir şekilde Diamond'ımızı da almış olduk. Altın takımla yaptık bunu. 4 savaşta bitirdik bakın. Yani inanılmaz bir şey olması gerekmiyor. Epic ekipman var mı? Var. Ama epic ekipmansız olur mu? Olur. Tabii ki de olur. Niye olmasın abi? Epic ekipman şeydi sonuçta. Cosplay J.K. Briggs'deydi yani. İnanılmaz bir şey değildi. Rail'larla falan da halledebilirsiniz. Normal ekipmanlarla bile halledersiniz. Hatta kule ekipman olmadan bile bu takımlarla bir şeyler yapılabiliyor. Bilginiz olsun. Yani karşı takım gibi gelse mesela şu an daha iyiydi benim için. Netherrealm de var. Cosplay J.K. Briggs'in pasifinde. Outworld da var. Spec Ops da var. Ama bir tek Elder God yok. Ve şey, Nomad'ler birazcık sıkıntı çıkartabiliyor. Yani karşı takım daha iyi olsa belki daha da güzel olacaktı. Bakalım.
Bu takımı yine şey deneyeceğim. 120 savaşta falan belki Fatal'ın denerim. Bir sonraki dönüşünde Fatal'ın. Bakalım iş yapıyor muymuş? Denemiş oluruz. Bence çok güzel iş yapabilecek bir takım. Özellikle NetherRealm'lere karşı çok fena osurtabileceğine inanıyorum ben cosplay Jacob Briggs'in. Çok güzel bir karakter abi. Benim hoşuma gidiyor. Yani bu video şimdilik bu kadardı. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Ben çekerken gerçekten eğlendim. Cosplay Jacob Briggs'ten çok keyif aldım. Video hoşunuza gitse beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.